gösteriyor. İleride umarım başka koşullarda çok daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bu sahne sahne hepsine, hangi sahne olursa olsun hepsine söyleyebileceğim bir cevap. Yani her sahnede bir şaşkınlık, ya bunu mu yapacağız şimdi gibi, ama herhalde bunların, şu ana kadar çektiklerimin şahı topraktan çıkma sahnesi. Yani diğerleri de yani onun altında değil. Yani ata biniyorsun, iniyorsun. Yani şimdi 3 bölüm 15 leş. Çok hızlı bir şeye gidiyor. Süratli gidiyor bu iş. Yani tabii şimdi Osman'ın sözlerini de ciddiye almak lazım. Çünkü benim nasıl, hani geleceğimin ne olacağıyla ilgili sırlar aslında Osman'ın sözlerinde saklı. Yani bu son bölümde onun seyirci eğer hani oradaki sözlere dikkat ederse, hani benim hikayemin nasıl gelişeceği de biraz orada sırları var. Yani toprak altındaki sahnede mesela bana şöyle çok soru geldi. Yani fake mi, işte fotomontaj mı falan, hiçbir şey fotomontaj değil yani. Hiçbir şey orada fotomontaj değil. Gerçekten toprağın altında nefes alıp iyi misin diye soruyorsun, cevap veremiyorsun mesela, öyle bir şey var. Yani böyle pipet falan da nefes almıyorsun yani. Bayağı toprağın altında bir süre kalıyorsun. Artık belki 5-10 dakika kaldım altında. Hayatımın değil yani, bu işin değil, hayatımda çektiğim en ilginç sahne. Yani topraktan kalkıp sonra işte Moğolca konuşmak falan. Hani hayalinde görsen ne yapıyorsun sen falan diyeceğim bir şey, ama çok güzel oldu yani. Ben çok mutluyum çıkan sonuçta açıkçası. Evet ya, aslında şöyle bir şey var. Tabii bu işin görünen tarafları çok güzel, ama şöyle bir sözüm olabilir açıkçası. Şimdi çok eleştiri oluyor mesela, senaryoyla ilgili oluyor, işte mizansenlerle ilgili çok doğaldır. Ama şunu göz önünde bulundurmalarını isterim. Yani mesela kimle karşılaştırılınca eleştiri görüyoruz? Yani dünyada hangi prodüksiyonlarla karşılaştırılınca eleştiri? Mesela Game of Thrones'la değil mi mesela? Onunla anılıyor mesela. Şunu söylemek isterim. Ben şunu çok isterim gerçekten. Bu senaryo ile ilgili bu eleştirileri yapan insanların bir senaryo grubu kurup bir senaryo yazmalarını çok isterim. Ve o senaryonun çekilmesini. Ben size çok açık bir şey söyleyeyim. Game of Thrones ve benzeri büyük prodüksiyonlu, çok paralı çekilen işleri bugün televizyona koyun, bir reyting almaz. Bir reyting almaz. Bırak ilk ona girmeyi. Hiçbir şansı yok. Şimdi burada başka denge, yani burada insanlar, çok kafaları çalışan insanlar bu işleri yapıyor. Yani bunu göz önünde bulundurmak lazım. Sizin gördüğünüzü yapım, senaryo ekibi, oyuncular, yönetmenler, hani ben 35 yıldır yapıyorum bu işi, görmüyor muyuz biz yani? Nesne yürüdüğünü bilmiyor muyuz? Yani öyle bir şey olabilir mi? Bu işin profesyonelleri bu insanlar. Şimdi bunların görmediklerini siz görüyor olamazsınız. Yani bu çok açık bir şey. Hatalar olur, eksikler olur. Daha doğru, ama emin olun ki bunu herkes görüyor. Ama burada insanlar canlarını, dişlerini takmışlar. İnanılmaz bir sürat, özen ve kabiliyetle çalışıyorlar. Bunu baştan bir takdir etmek lazım. Eleştiri tamam, ama şimdi kara çalmak o başka bir şey yani. Hani o bence çok doğru bir şeydi. Yani şeyi çevirmek lazım. Emeğe saygıdan bahsetmiyorum. Yapılan işin zorluğuyla ortaya çıkan sonuç iyi bir kesişim. Fena değil yani. O daha iyisini yapacağız yani. Ama daha iyisi de önümüzdeki zamanda olacak. Diziye yeni dahil oldum, ama hem ekibin, hem yönetmenlerimin, hem yapımın gösterdiği olağanüstü destek bu karakteri canlandırmamda bana ışık oldu. Ve seyirci karakteri sevdi. Bu çok büyük bir mutluluk. Hepinize çok teşekkür ederim.